1,5 yaşında mı? Ne zaman doğdu? Ne zaman doğdu? Geçen sene Aralık'ta doğdu. Evet. Nasıl bu, hızlı mı? Hızlı John mu? Evet. Zapt edemiyorsun. Evet. Evet, şöyle bir dolaşıp sağdan. Yaşar çok sevdi teknik futbolcu gelsin sakız. Yaşar çok sevdi. Geliyor koçumuz. Evet. Kaç numara İbrahim? 2 numara. Çok ilerçi bir numara be. Evet. Sahibi kim onun? Sen koyunlar arasında yattın mı hiç? Koyun kaç ay gebesin sahibi koyunlarda? Emin misin? 5 ay mı? Yoksa 4 ay. Tamam. Teşekkür ederim. Emin. Aferin. Peki. Sen hiç koyun kırdın mı? Kaç dakikada koyun kırdarsın? 20-25 dakikada. Kaç kilogram yapan tutuyor 20-25 dakikada tuttuğun zaman? Heh. Kaç yaşında bu? 3'ü doldurdu, 4'e giriyor. Şöyle bir dolaştı bakalım. Hocam, evet. Seyircilerden sorular var. 8 mi doldurur, 2 mi doldurur, ne kadar büyür diye. Neye basın tarif? Bu kadar bittikten sonra. Tamam. Tamam. Evet, devam ediyoruz. Asil Suda. Sakız koşu. Asil Suda. Evet, kaç numara? 3 numara. Evet, 3 numara. Söyle bakalım, kaç yaşındayım? 2'yi bitirdi, 3'e girmeye hazırlanıyor. 4 ay var. Senin kaç tane koyun var? Benim, 300. 300 tane koyun. Nerede yapıyorsun? Sığacık'ta. Nerede yiyin bir hayvan? Merhaba. Doyuyor mu kardeşim? Yeşiliyor. İyi. Peki. Bunun anasının belirini biliyor musun? Sütlerini. Kaç kilogram? Doğru mu söylüyorsun? Doğru söylüyorum. Nasıl bana kanıtlayacaksın? Doğru söylüyorum. Doğru mu çağırıyorum? Peki, koyun sütünü kime satıyorsun? Birine veriyorum. Evet, koyun sütünü bakın arkadaşlar. Girmeye veriyoruz. Biraz sonra bunu açıklayacağım. Şöyle dolaştık 3 numara. Herkes görsün. Evet. Sağda. Son sekiz koşumuz. Temel. Temel Süner. Evet. 4 numara. Dört numara. Kaç yaşında? 3,5 yaşında 4 numara. Peki seni kaç tane koyuyorsun? 25. Nerede yapıyorsun bu işini? Düzce köyünde yapıyorsun. Hepsini sakın mı seni koyuyorsun? Bunun anası kaç kilo? Anası bunu 1,5 kilo. Herkes 3 kilo diyor da yalan söylüyor. Evet. Evet. Değil mi? Bir kiloluk. Evet. Sen kırıyor musun koyunu? Kendim kırıyorum. Makineyle. Kaç dakika? İnan buna 5-7 dakikada kırar. Evet. Tamam. İnan da. İnan buna. Bilmiyorum ama. Bu acıktan dayı en bakımda kırmaya başladım. Yatırdık mı? Ayak balamıyor kırmızı başlık gibi. Ayağım alan yerlerle boynu kırdan atar. Şimdi arkadaşa sordum. Arkadaşlar kırdım dediğimiz koyunun yapağısını almaya biz kırkın diyoruz. Kırkımın değişik metotları var. Makas
diyoruz biz. Adı Törklük'tür. Makas da Törklük'tür. Törklük denir adına. Bir de makinalı saha vardı. Törklük vardı. Bir de burada çok uygulanmaz ama başka ülkelerde kimyasal Törklük de vardı. Tamam, şöyle bir evet, teşekkür ederim. Sağda. Evet, hocam sen skoçları gittin böyle. Evet. Arkadaşlar, dilerseniz birkaç soru var. Evet, buyurun. Sevgili izleyicilerimiz, şu an Sergün Güneş Enerji Sistemlerinden Sayın Uğur Polat'la beraberiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Seferihisar'a. Hoş bulduk, gerçekten çok memnun kaldık, çok güzel. Evet. Çok güzeldi bir eğitim. Evet, evet, çok teşekkürler. Siz Güneş Enerji Sistemleri üretiyorsunuz ve gerçekten çok hakim görünüyorsunuz. İzliyorum iki gündür. Nedir, nasıl gidiyor? Yani ne bazda üretici, neye uzanabiliyorsunuz, neler kullanıyorsunuz? Şimdi bizim merkezimiz Antalya. İşte 30'a yakın şubemiz var kendimize ait, 700'e yakın çalışanımız var, 250'nin üzerinde aracımız var. 30 yıllık da bir kuruluşuz. Bizim ana lokomotifimiz Gürüsü dediğimiz su ısıtma sistemleri. Ama 2008'den beri de elektrik üretme sistemleri üzerine de çalışıyoruz. Biz bu işte fotovoltaik adını veriyoruz, güneş elektriği anlamına geliyor bu. Son bir yıldır da İzmir Damızlı Koyunkeçi Birlik Başkanı Sayın Özel Türen'in talimatıyla yaptığımız sosyalleşme temalı bir projemiz var. Ya, çok güzel. Şebekenin olmadığı, elektriğin olmadığı yerlerde işte çoban barınakları, çiftlikler, sayalar, ahır işletmelerinin olduğu yerlerde şebekenin olmadığı yerleri seçiyoruz ama oralara elektrik üretme tesisleri kuruyoruz. Güneşten elektrik üretme tesisleri. Burada ne yapıyorlar? Aydınlatmadan buzdolabına gıda korumasına, sosyalleşme için, işte dünyayla haberdar olma için televizyonla, onun haricinde işte su bir sıkıntı biliyorsunuz ağıllarda, taşımayla su çekiyorlar. Onlar için hidrofor sistemleri, dalgı sistemleri, bunun yanı sıra su sağım üniteleri, soğuk zincirde sütü korumak için ve kaliteli süt üretmek için süt soğutma tankları kullanabiliyor. Hepsini çalıştırıyor. Hepsini çalıştıran cihazlarımız var. 8 değişik paketimiz var. En küçüğünün adına çoban çantası dedik. Göçer paket, Göçer Plus, çiftlik setleri, yaşam seti isimlerini verdik. Paketlerimiz var. Kişi, tüketici bize ihtiyacını söylüyor. Biz ihtiyacı doğrultusunda kendisine hangi ürünün sağlıklı olacağını ve uzun kullanacağını anlatıyoruz. Sonra da montajını yapıyoruz. Yani insanlara dağın başında medeniyetten uzak değil, medeniyetle iç içe yaşayabilme imkanı sağlıyor. Kesinlikle öyle. Yerleşik sistemde bu böyle. Bir de mobil sistemler var. İşte bunu da bir yerden bir yere naklederken yol olmadığı için eşek üzerinde yapmıştık. Sonra bir baktık başka çoban eşeğin üzerine çoban çantasını yükleyip sürünün başında internete bağlandı gibi enteresan şeyler de karşılaşabiliyoruz. Finansman kısmı da çok kolay. Mesela bu sene Tarım Bakanlığı ilk defa kırsal kalkınma programında ekipman kredisi olarak, ekipman desteği olarak programı aldı. İzmir 50'ye yakın üretici bundan yararlandı. İşte inşallah sene daha fazla olur. Onun yanı sıra Ziraat Bankası'yla küçük baş için süspanse kredi var. 5 yıl faizsiz, 2 yıl ödemesiz de olabiliyor. Öyle de kaynak yaratabiliyoruz. Ama yeter ki biz elektriği olmayan, sıcak suyu olmayan, enerji olmayan yerlere güneş enerjisi kullanılsın istiyoruz. Sadece küçük baş için değil, arıcılık için de kullanılan. Yani evet, bizim projemiz küçük baş için şu an ama biz bunu geliştirebiliriz. İşte arıcılar aynı şartlarda yaşıyorlar. Arıcıların genelde onlar da ormanda, şebekeden uzakta. Onlar için de daha mobil, daha küçük ama ana ihtiyaçları nedir? Arı sağım makinaları. İşte göçerler için yaylada yayık makinaları çalıştıracak mobil cihazlarımız var. Solar paketlerimiz var. Akıllı güç kutuları diyoruz bunlara. Onları
kendini veriyoruz, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Gerçekten çok güzel çalışmalar bunlar, kutluyoruz. İnsanların hayatlarına bir artı değer katıyorsunuz. Yani güneş enerjisi çok kıymetli, ülkemizin de çok büyük bir gerçeği. Rüzgar ülkesi değiliz ama güneş ülkesiyiz. Bu konuda da gerçekten çok güzel çalışmalarınız var, kutluyorum. Teşekkürler. Ülkemiz için, ailemiz için, geleceğimiz için, torunlarımızın yaşayabileceği bir dünya için mutlaka güneşi kullanalım. Sevgili izleyicilerimiz, şu anda Temel Süner'le beraberiz. Kendisini Sakız Koçu birinci oldu, değil mi? Evet. Bir anlatın bakalım. Ne kadardır bu, nasıl yaptınız? Bu 3,5 yaşında. Bunu 3,5 senedir bakıyorum ve kendi yetiştiriciyim. Aynı zamanda o da yarışmada da nasıl bunu besledin dedi. Ben bunu sevgiyle besledim dedim. Ona çok memnun oldular. Harikasın. İnanın orada çok memnun oldular. Ve ödülümüzü aldık. Aynı zamanda sakızdır bu. Has sakız. Onun için memnunum, çok memnunum. Yani en azından kendim memnunum, koçum için daha çok memnunum. İnanın buna. 2 gündür yoruldum burada. Herhangi bir sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Peki sakız, mesela bu sakız koçum şu anda 2,5 yaşında dediniz. 3,5 yaşında. Evet. Kaç kilo canlı ağırlıkta geliyor? Şu anda 100-110 kilo falan. Ama bu aşımdan geldiği için biraz zayıflama var bunda. Bu 130 kilo falan geliyor. Normalde 130 kilo. Evet, 130 kilo gelir. Peki et randımanı nedir bunda? Et randımanı yüksek, süt randımanı yüksek. Kuzu randımanı çok yüksek. Kuzu bildiğim kadarıyla 300-400-500 yapıyor. Evet, devamlı yapıyor. Süt oranında diğer koyunlardan çok farklıdır. Sakızın özelliği de zaten buydur. 3 kuzu, 4 kuzu bakar. Sakız dağlarda olmaz. Yetiştirme şartları ova yerlerinde olacak. Ondan sonra tabii sakızın bir takım özellikleri de var. Sakız olması, sadece her koyun sakız olmaz. Burnunun kıvrık olması, siyah olması boynuzlarının, en azından ayaklarının alıcı olması. Aynı zamanda burada köpek tüyleri vardır. Evet, üstte var. Sadece evet, şöyle tüyler vardır, ince var. Tüyler vardır. Köpek tüyü derler. Onlar olmazsa sakız olmaz. Ha evet, bakın buradakiler daha evet, böyle yani kalın. Gazık tüyler vardır. O gazık tüylerde sakızlı mevcuttur. Şurası yumuşacık. Evet. Dili alıcı olur aynı zamanda. İsterseniz gösterebilirim. Tabii, onu da göstereyim. Evet. Tutar mısın? Evet. Ama acıtmayalım ağzını. Siyah derler. Her zaman siyah olduğunu söylerler. Fakat alıcıdır dilleri. Bak. Şimdi ya bak görür müsün? Tamam, acıtmayalım abi. Sakız koçu alaca olur. Tamam. Saf sakız alaca dilli mi olur? Alaca dilli olur. Herkes siyah olduğunu söylüyor. Bazıları da derler ki alaca dilli olursa alaca kuzu çıkarır. Alaca olması nedeni nedir biliyor musun? İnanın buna, sakızı benim kadar tarif edecek tek insan yoktur. Bak, kuyruğu da alacıdır bunun. Aynı zamanda bak. Ve etinin içinde de bu tüyünün arası da alacı vardır. Esas sakız budur. Onu biliyorlar aslında sakız oldu. Her koyun sakız olmaz. Sakızda içinde benekler olur, dilinde olur ve burada alacı olur, siyah peki olur. Peki karnında bir siyahlık oluyor evet, mu? Evet. Şimdi bak. Evet, tam evet. Siyah. Ayaları bir şeye doğru zaman... kameraya doğru gösterelim mi? Dur 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 dur. Ayalarını göstereyim. Bir aynı zamanda 4 memelidir. Memelerini görebilir misin? 4 memeli olur sakız. Değil mi? 4 tane memesi evet, var. 4 memeli olur. Memenin birinden az tüy çıkar. 4 memeli olmayan sakız olmaz. Anlamadım şimdi. Normalde 2 memeli olarak biliyoruz koyunu, keçini. 4 memelidir. Yani bunların hepsi normalde dişilerde çalışıyor evet, mu? Kuzuları da 4 memeli çıkar. Sütü azdır birinde, birinde çoktur. Fakat 4 memeli olmazsa sakız olmaz. Peki şunu da sorayım size. Daha önce görüştüğümüz üreticilerden şöyle bir şey duyduk. Memeleri olan koçlar, koçların kuzuları daha iyi süt veriyor. Evet, tabii ki. Şimdi biz koç ayrımı yaparken memeleri biraz daha büyük olanlar büyük memeli yapabilir. Ufak memeli olmasın diye, sütten dolayı değil. Süt değildir. Sadece memeleri iri koç memesi oldu mu iri memeli çıkarır. Ufak olsa ufak memeli çıkarır diye ona çok dikkat edin. Çobanlar da sağmak için iri memeli istediği için iri memeli bırakıyoruz. Anlaşıldı. Anlatabildim mi? Ne? Bazen çok bunlar sakızlarda derler ki uzun kuyruk olsun. Uzun kuyruğun anlamı herkese söylesen kimse cevabını veremez. Eskiden koyunlar savıma girdiği zaman bu kuyruk kısa olduğu zaman kuyruk ele takılır. Ele takılmasın diye böyle atarlar. Kuyruğu uzun tutarlar koçları. Özellikleri bunlardır. Ama adam ne uzun kuyruklu. Niçin diyorum uzun kuyruklu işte bilmiyor. Onu bilmiyor. Ama nedenleri buydur yani. Sakız koçlarının özellikleri var. Şu ayak dışanlarının.
bulamazsın. Burada bulsun. Ama bunun da düzgün nişanları yoktur. Adam bunu gördü, bildi. Bunun bir tek hatası vardır, siyah olmasıdır. O yüzden de kusur oldu. Küpeleri vardır aynı zamanda. Aa, onu bilmiyorduk. Evet, küpelidir hiç. O. Aa, göstereyim mi Bülent? Evet. Yavaş, fazla çekmeyin, tamam, gösteririz. Küpelerini bak, küpelere bak. Küpeleri var. Aynı zamanda burada sakalları vardır, buraya yere kadar değer bu. Evet, bir tanesini de gördüm sakalları. Ama bu, bunda daha büyük, biri kalın, devriş diyoruz bunlara. Evet, bunların adı devriştir. Sakallı olanlara devriş diyoruz. Ama bunda yok şimdi, bunda var da sonra büyüyor. Peki ismi ne? İsmi Ali. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun varım. Hangi televizyon sizin? Tarım Türk Televizyonu'yuz efendim. Tarım Türk, evet. İzliyoruz. Türkiye'nin tarım kanalı diyoruz. Üreticinin her zaman her yerde. İzliyoruz. İzliyoruz. Çok izliyoruz. Çok memnunuz. Sevgili izleyicilerimiz. Efendim, Ali'nin yanından sizlere hoşça kalın diyoruz. Seferihisar'daki ziyaretimiz bugün bitti. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın.